Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomda size önceden anlattığım isim tanımlaması konusuyla alakalı soru çözümü yapacağım. İnşallah sizin için hayırlısı olur. E, isim i̇sim tanımlaması ile alakalı soru çözümü esnasında zaman zaman aklımıza gelen pratik yollar varsa bunları sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi soru bir ne diyor? E, Türkçe'de kimi isim tanımlamaları bir ismi niteleme göre bile kullanılabilir diyor. Yani bir isim tanımlaması olacakmış ve bir ismi niteleme göreviyle kullanacaktır diyorsa bir ismi etkileyecek. Yani mesela kül rengi. Ne rengi? Kül rengi. Bu belirtisiz isim tanıması değil mi arkadaşlar? Kül rengi bulut desem nasıl bulut? Kül rengi bulut. Bunun gibi yani isim tanıması bir ismi niteleyip kendisi sıfat olacak. Bakıyoruz zaman bir sonbahar günü katar kadar turnalar geçiyordu gökyüzünden. Bir defa burada sonbahar günü var isim tanıması ama sıfat değil. B şıkkında arkadaşım galerideki buz mavisi arabayı demiş. Dikkat edelim. Buz mavisi ne mavisi? Belirtisiz isim tanıması. Buz mavisi araba. Yani bir ismi etkilemesi istenmişti bizden arkadaşlar. O zaman buz mavisi araba isim tanıması sıfat olmuş. Peki Hemen ikinci soruya geçiyorum. Hangisinde isim tanımlaması vardır? Arkadaşlar burada bakın isim tanımlaması türü istemiyor. Herhangi bir isim tanımlaması yani dört tür isim tanımlamamız var. Bundan birini bulacağız. Bakıyorum bir birden gelir ki bazen gitmek çok uzaklara gitmek istersin. Ee, yok burada e, mesela bir ne oldu ediyorum. Hani sanki hayat boyu derken hayat boyu ne boyu derken belirtisiz isim tanımlaması yok mu arkadaşlar? Bak 2'nin olduğu şık olması lazım. Mesela bunlar gitti. 2, 4'e bakalım o zaman. 2 şıkkımız kalmıştı. Yükseklerden uçan bir uçurtmanın heyecanı. Bakın dikkat. Uçurtmanın heyecanı diyor. 2 ila 4 cevap olur arkadaşlar. Diğer şıkka bakmaya gerek yok. Soru 3. Hangisinde belirtisiz isim tanıması vardır diyor. Arkadaşlar belirtisiz isim tanıması dendiği zaman Hemen aklımıza şu gelsin. Hani klasiktir ama herkes kızar ya hocam siz de mi aynı örneği veriyorsunuz diye. Hani kapının kolu dediği zaman işte belirtilidir ya. Kapı kolu den, denince de belirtisizdir. Yani tamlayan ek almayacak. O zaman hemen bakıyorum. Bu güzel rüyanın ışığı. Bu belirtili olmaz. B şıkkına geliyorum. Düştü yeşil ovaya kubbelerin gölgesi. Kubbelerin gölgesi belirtili olmaz. C şıkkında Uludağ etekleri ne etekleri? Uludağ etekleri. Hatırlarsanız ben videomda şunu söylemiştim. Belirtisi at tanımasında tamlanan isme ne sorusunu soruyoruz ee, ve cevabını alabiliyorsak yani tamlayan kelime cevap oluyorsa belirtisi at tanıması oluyordu. Uludağ etekleri ne etekleri? Bunu kullanabilirsiniz sorularda. Soru 4. Hangisinde kişi zamiri bir isim tanımasının tamlayan olmuştur? Arkadaşlar burada kademeli bilgi var. Kişi zamiri deyince aklıma ne gelecek? 6 kelimeden birisi ben sen o biz siz onlardan birisi olacak. Bir de diyor ki isim tanlamasının tamlayanı yani bu söz konusu altı kelimeden birisi isim tanlamasında tamlayan yani birinci kelime olacakmış. Ben önce ben sen o biz siz onlara bakıyorum. A'da bana var ama zaten tamlama kuramaz. B şıkkında ben sen o yok. C şıkkında ben sen o yok. D şıkkında ben sen o o var dikkat ederseniz. Onun pili. Yalnız bu işaret e, zamiri de olabilir arkadaşlar. Çünkü o kelimesi kişi zamiri olabileceği gibi bir nesneni yeni tutarsa arkadaşlar işaret zamiri de olabilir. Bu bir tuzak olabilir arkadaşlar. Beklesin. E şıkkına geliyorum. Bu ödül herkesten çok senin hakkındı. Dikkat. Senin hakkındı. Yani senin hakkın. İşte burası cevap oldu arkadaşlar. Denizli şıkkında ee, o onun piri derken burada kast edilen zaten insan değil bir nesnenin yerini tutuyor. Bu işaret istemiyordur arkadaşlar. Peki soru 5. Zincirleme esin vardır. Arkadaşlar zincirleme esin sorularında ne bulacağız? Birden çok ama birbirine bağlı isim tanlaması olacak. Bakıyorum aşkına. Yeni bir kuş kafesi. Kuş kafesi var. Sonra Mısır çarşısı var. Ama birbirine bağlı değil. C şıkkında pardon B şıkkında ise bakın dikkat yatak odası ne odası belirtisiz değil mi? Yatak odasının penceresi belirtili değil mi? Yani birbirine bağlı ama söylerken iki ayrı tamlama söyleyebiliyorsam isim tanıması söyleyebiliyorsam cevap bursa oluyor arkadaşlar. Ee, soru 6 isim zamirler zamillerde tamlayan olabilir diyor. Yani şöyle kalemi kullanın arkadaşlar bu soruda. İsim tanlaması dediği şey tamlayan ve tamlanan oluşmaz mı? Adam diyor ki zamir tamlayan olacak. Yani birinci kelimesi zamir olacakmış. A'ya bakıyorum yatakları masanın yanı var tamlama ama masa zamir değil. Çünkü zamirler ismini yerini tutan kelimelerdi. Bu masa isim zaten. Kimse halinden şikayetçi değildi. Burada isim tanıması yok. B şık, C şıkkına geldim. Belimize kenar yastıkları demiş. Ne yastıkları? Belirtisi tanıması var. Ama kenar diye bir zamir yok. D şıkkına geldim. Burada herkesin kendine göre sorunları. Dikkat! Herkesin sorunları. Bir tanıması var. Herkeste nedir arkadaşlar? E, belgisiz zamirdir. Yani cevabımız denizde oldu. Soru 7. Ee, bu cümledeki isim tanımasının benzeri hangisinde vardır diyor. Arkadaşlar tanımayı bulalım önce. Ege'de el sanatlarının el sanatları belirtisiz el sanatlarının çeşidi buradaki birçoğu saymıyorum. Çünkü o sıfat değil mi arkadaşlar? Beni ilgilendirmiyor. Ama el sanatları bir. El sanatlarının çeşidi derken zincirleme yok mu burada? Var. O zaman şıklarda zincirleme bulacağım. Yolculuk boyunca tanıdık bir kimseye rastlamadık yok herkesin derdi yani bu sadece belirtili. C şıkkında evin bahçesi parkı burada evin bahçesi parkı ee, birden çok tanınan var arkadaşlar. Bu zincirleme değil. D şıkkında senin inadığın bir tane var. E şıkkına geldim. Dikkat. Kış mevsiminin kış mevsimine kadar belirtisiz isim tanılaması. Kış mevsiminin soğuğu derken belirtili. Yani birbirine bağlandı. İki isim tanıması var. Cevap Edirne oldu. Soru 8. Ee, bu cümledeki tamlamayla aynı türde bir tanlama sorulmuş. Arkadaşlar bakalım gölü bembeyaz nülüferler süslemiş. Manzara hepimizi büyülüyor adeta. Bu cümlede ben isim tanıması bulamadım. Yani araya sıfat tanıması sorusu girmiş arkadaşlar. ben ee, bembeyaz nülüfer nasıl nülüfer? Bir yerde sıfat varsa isme ihtiyaç vardır arkadaşlar. E, artı sıfatın olduğu yerde sıfat tanımlaması da vardır. Yani sıfat dediğin kelimenin aslında bir ismi etkilediğini görüyorsun. O da sıfat tanımlaması. O zaman şıklarda bir sıfat tanımlaması var mı bakalım. Akşamleyin salonun yarısı. Bu belirtili isim tanımlaması. Bir sıfat tanımlaması arıyoruz. B şıkkında çocuk az önce kapının önü derken belirtili isim tanımlaması var olmadı. E, e C şıkkında Evin bahçesi ceviz ağacı belirtili belirtisiz bir sıfat tanıması arıyoruz. Ee, taraftarlar maçın sonu derken belirtili başka yok. Ama E şıkkına geldiğimizde dikkat. Arızalı otomobil nasıl otomobil sıfat artı isim var. Sıfat tanıması var cevap net bir şekilde Edirne oldu arkadaşlar. Soru 9. Ee, hangisinde hem tamlayanı hem tamlanın zamir olan bir hat tanıması vardır? Arkadaşlar tamlama sorularına kalemi kullanın. Diyor ki adam hem tamlayanı hem tamlanın zamir olacak. Yani her ikisi de. A şıkkında bunların çoğu demiş. Bu belirtilisin tanıması. Peki bun, bunların çoğu iki tane kelimeyi buldum çizdim. Bunlar işaret zamiri değil mi? Çoğu derken belgesiz zamir değil mi? O zaman hem bunlar hem çoğu zamir. Cevap Adana. Bizi yormamışlar cevabı A şıkkına hemen koymuşlar arkadaşlar. Soru 10. İsim tanımlamalarını tamlayan düşebilir. Arkadaşlar ben bu konuyu anlatırken üstüne basa basa bir şey söylemiştim. Tamlayan düşüyorsa bu belirtili de oluyor. Tamlayan düşüyorsa yani iğneki alan kelime düşer. Geriye mesela kapının kolu derken kolu şu kalan ek tamlanan eki aynı zamanda ne ek arkadaşlar eşittir? İyelik eki. Ben bu sorularda arkadaşlar çabuk çözmek istiyorsanız ee, bunu tavsiye ediyorum. Göz ucuyla iyilik eki arayın arkadaşlar. Tamlayan düşmüş at anlaması yoktur diyor yalnız. A'ya bakalım. Sen bir bahar dalı. Bahar dalı. Burada dalı var ama bahar tamlayan duruyor. Ben yeşil çınlar. A da yok gibi arkadaşlar. Peki B'ye gelelim. Yüreklerimiz yani bizim bakın ne oldu düşmüş. E, C şıkkına yalnızın duvarına astım sazımı. Benim sazım bakın benim düşmüş. D şıkkında kapayın pencereleri sizin pencereleriniz bakın düşmüş. E şıkkında ben de bir resmi var. Yarısı yırtık. Onun resmi dikkat düşmüş. Onun yarısı düşmüş arkadaşlar. Yani cevap Adana. Bizde ol bize olmayanı sormuşlar arkadaşlar. Soru 11 tamlama sorusu içinde arkadaşlar araya bir isim ee, sorusu girmiş. Hemen bakalım. Soyut isim. Mesela daha ilk kelime gönül. Soyut isim arkadaşlar. Neyi özel isim. Neyi de aynı zamanda e, tekil isim arkadaşlar burada. Mesela rüzgar somut isim. Geriye topluluk ismi kaldı ki topluluk ismi deyince aklımıza bu hani ordu, sürü, takım, alay gibi kelimeler var ya arkadaşlar onlardan olacak ki burada gördüğüm kadarıyla zaten yok arkadaşlar. Soru 12. Hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş isim tanımlaması vardır? Arkadaşlarım bakın. Ben size bunu videoda anlatırken ikinci uyarı olarak vermiştim yanlış hatırlamıyorsam. Tamlayanı ve tamlananı yer değiştiriyorsa öncelikle satır sonunda in arayın dedim arkadaşlar. Şöyle geldim geldim bakın var. Ne o? Denizlerin diyor. İni bulduktan sonra denizlerin e okuyorum cazibesi. İşte cevap Ceyhan arkadaşlar. 3 saniyede soruyu çözersiniz. Ee, genelde satır sonunda in olur. Nadiren böyle içeride geçebilir. Bu sefer şöyle düşüneceksiniz. Yer değiştirme sorularında in bulunur. Sonra dönersiniz iyisine bakarsınız. Yani yer değiştirmede bütün kelimeleri okumayın. Zaman kaybetmeyin arkadaşlar. Satır sonunda in ara diyorum. Bu genelde tutar. Soru 13. Farklı bir isim tanıması vardır. Yani belirtili, belirtisiz, takısız, inceleme bilmiyorum. Yola çıkacağız. Oradan bakacağız. Bu çocuklar sokaklarda yaşam savaşı, yaşam savaşı, ne savaşı veriyor derken belirtisiz oldu. Kadın lüks bir mağazadan yeni bir masa örtüsü, ne örtüsü belirtisiz. C şıkkında vapur iskelesi belirtisiz. Deniz şıkkında çocuk kitapları belirtisiz. Edine şıkkında evlerin çatısı kapının kolu gibi yani arkadaşlar. Bu belirtilisin tanıması olur. Soru 14. Hangisinde tamlayana düşmüş at tanıması vardır? Arkadaşlar ikinci defa çözüyoruz. Tamlayana düşmüş at tanıması soruluyorsa. Önce ne bulacaksınız? Önce iyilik eki bul diyoruz. İyilik eki bul. Yani... Çocukların düşünceleri düşünceleri var ama çocukların duruyor tam Bu gider. Elbise dolabının kapısı kapısı var ama dolaba ait. Bu da gider. Beğendiği takımı alacak parası. Bakın parası kalmamış ya. Onun parası kalmamış. İşte cevap burası arkadaşlar. Yani iyilikten bakarsanız soruyu 3 saniyede 5 saniyede ne yapıyorsunuz? Çözüyorsunuz. Soru 15 isim tanımlamalarında birden fazla tamlayan arkadaşlar burada kalemi kullanın. E şıkkına gelinceye kadar unutursunuz. Neye baktığınızı bile unutuyorsunuz. Alakasız şıkları işaretliyorsunuz arkadaşlar bazen. Şimdi diyor ki adam isim tanımalarında birden fazla tamlanan bir tamlayana bağlanmıştır. Yani tamlayan bir kelime tamlanan iki tane veya ikiden fazla. Mesela Ali'nin kitabı kaleme gibi. Bakalım şimdi A'dan ee, öğretmenlerin öğrencilerin sorunları. Arkadaşlar A şıkkı tuzak. Burada birden fazla tamlayan bir tamlanana bağlanmış. Bakın aslında kalemle çizdik ya şu anda. Birinci kısımda yani tamlayan kısımda bir tane olacak. E, burada iki tane var. Bu tam tersi arkadaşlar. Tuzak. Olmaz. B şıkkına geldim. Uzak, e, sakin bir yer. Zaten e, izin tanıması yok burada bu Anadolu şehri tarihi kale derken Anadolu şehri var olmaz. D şıkkında yapımı önümüzdeki yıl evlerin odaları evlerin odaları işçiliği güzel. İşte evlerin bir tane tamlayan odaları işçiliği derken işte çıktı. Yani kalemi kullandığımızda neye bakacağımızı sabitlediğimizde soruyu daha rahat çözüyoruz arkadaşlar. Siz de bunu kullanabilirsiniz. Soru 16 bazı isim tanımaları bir ismi niteleme göreviyle kullanılmıştır. Arkadaşlar sanırım ilk soruyu da böyle bir soru çözmüştük. İsim tanımlaması çiz kardeşim bunu şimdi. Artı ismi niteliyorsa isim olacak. Ben önce isim tanımlaması bulurum. Sonra buraya bakarım. Denizlerin suyu var ama sıfat değil. Yemyeşil ovanın ortası. ovanın ortası var ama şey sıfat değil arkadaşlar. C şıkkına geldim. Ne diyor bakın çocuğun deniz mavisi ne mavisi belirtisiz deniz mavisi gözler nasıl gözler işte cevap çıktı yine ortaya ee, soru yedi ne diyor burada hangi incelendiğinde yanlış olan çık sorulmuş yani hangisi yoktur diyor belirtisiz isim tanıması deyince aklına hemen bir tane örnek gelsin ayva reçeli ne reçeli gibi mesela daha başta Balkan şehirleri ne şehirleri derken var A gider. Birden fazla fiilimsi. Arkadaşlar fiilimsi hani o isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil var ya onu soruyor. Mesela ilk dizide geçerken zarf fiili kalmış. İkinci dizide duyduğum, duyduk, um derken sıfat fiili kalmış. Bu da var. E, C'ye geldim belgesiz sıfat. Arkadaşlar burada bir lahsa, her lahsa bir alev gibi diyor ya arkadaşlar. Buradaki bir kelimesi herhangi bir anlamında olduğu için belgisiz sıfattır. Ee, bunu da eriyorum. Birleşik bir fiil cümlesi diyor arkadaşlar. Beklesin. Yeri e, alan birden fazla sözcük. Çocuk. Mesela çocukluğum benim. Duyduğum benim duyduğum anlamına geliyor. Yani şunu da eledik. Artık D şıkkına bakmaya gerek yok. Uğraşmayalım. Soru 18. İsim tanımlamalarına kullanılan kaynaştırma seslerin N ve S'dir. Hangisinde buna uymayan örnek var diyor. Arkadaşlar buna uymayan sadece iki kelime var. Bu su kelimesi ve ne kelimesidir. Unutmayın arkadaşlar. Yani kapının derken ne. Ee, işte evin kapısı derken kapısı s. Hani ns olurmuş kaynaştırma isim tanımalarında. Buna uymayan diyor. Yani bu sesler dışında olan unutmayın bir köşeye yazın. Sadece su ve ne kelimesinde olur. Şıklarda arıyorum su ve ne kelimesi var mı? Arkadaşlar deniz ışıkına var gördünüz mü? Neyin karşılığı? Ne in yerine yani ne ve s yerine y ye kaynaştırma ünsüzü kullanılmış. Cevaba deniz ediyoruz. Soru 19 arkadaşlarım. Hangisi isim tanıması değildir? Mesela bir de mahallenin fırını belirtili isim tanıması. iki de ekmek tepsisi ne tepsisi belirtisiz. 3'te ise duran bir kadın nasıl bir kadın? Bu sıfat tanlaması arkadaşlar. Sıfat artı isim. Cevap Ceyhan. Peki 4'e bakalım. Fırının kapısı belirtili. 5'e bakalım. Kalabalığın arası belirtili gördüğünüz gibi. 20'ye bakıyorum. Hangisinde bir isim tanlaması vardır? Damlaya damlaya göl olur yok. Balık baştan kokar yok. C şıkkında kırlangıcın zararı derken kapının kolu gibi belirtilisin tanıması olmuş. Ee, arkadaşlar 21'e geliyorum. Farklı bir tamlama diyor. Arkadaşlar bakın. Burada farklı isim tanıması demiyor. Farklı tamlaması Sıfat tanıması da girebilir işin içine. Kapalı bir lahsa. Arkadaşlar bu sıfat. 2'ye ee, geldim. Güzel ilçe nasıl ilçe? Bu da sıfat. Sıfat tanıması yani. Sonra 3'e geldim. Lezzetli mutfak nasıl le, e, mutfak? Lezzetli. Bu da sıfat oldu. Ee, sonra tarihi kent nasıl kent? Bu da sıfat oldu. 5'e geldim. Evlerin zemini yine kapının kolu gibi oldu. Belitris'in tanıması sayılıyor. Cevap edilme. Ee, 22. Belitris'in tanıması yoktur. Yani in ve i ara kardeşim. A'da da Eylül'ün rüzgarları araya sıfat girmiş. Evet var. B şıkkında arkadaşlar şirin bir yazlık diyor ama burada şirin kökte geçiyor bu beklesin. C şıkkında ırmağın suları var. Araya sıfat girmiş. D şıkkında güneşin yüzü araya yine sıfat girmiş. E şıkkında gökyüzünün bulutları yine araya sıfat girmiş. Yani cevap ne oluyor arkadaşlar? Bursa çünkü burada şirinin mesela şirinin yüzü olsaydı belki olabilirdi. Ee, soru 23 kaç isim tanımlaması vardır diyor arkadaşlar. Ümidim yılların seline düştü. Yılların seli 1. Saçların en titrek teline. Saçlarının teli 2. Onun dışında arkadaşlar var mı sıfatlar var ama onları tabii ki saymıyoruz. 2 oldu cevap Bursa. Ee, soru 24 bir sıfat bir ismin tanımlamasını nitelemiştir. Yine arkadaşlar size ben anlat, videomda anlatmıştım. En son madde olarak vermiştim öyle hatırlıyorum. Eğer ki bir sıfat bir isim tanımlamasını niteleyecekse arkadaşlar bu belirtisiz olmalıydı. Çünkü belirtili de sıfat sadece baştaki sıfat tamlayan etkilerdi. Onun için bu uyarıyı bilenler bu soruyu doğru çözer arkadaşlar. Daha rahat çözer. Bana ne lazım şu anda? Belirtisiz isim tanıması lazım. A şıkkında belirtisiz tanıması yok. B şıkkında İş merkezi. Bakın iş merkezi. Var ne merkezi? Peki nasılmış bu iş merkezi? Büyük bir iş merkeziymiş. Yani cevap bursa oldu. Son iki sorumuz arkadaşlar. Ne diyor burada? Ee, hangisinde zincirlemesini tanımlaması kullanılmıştır? Bakalım hemen. Çayın demini alması. Çayın demini burada olmaz. Dünya malı. Dünya koptu olmaz. C şıkkına dikkat. Kol, kol, saati ne saati belirtisiz. Saatinin kordonu belirtili. Birbirine bağlı iki isim tanıması varsa zincirlemesinin tanımlaması olur arkadaşlar. Soru 26. Ne diyor? Dikkat. Hangisinde birden fazla sıfatla nitelenmiş isim? Birden fazla sıfatla nitelenmiş isim diyorsa mesela çalışkan, saygılı, dürüst adam. Onun gibi bir şey olacak. A'ya bakıyorum. Yok. B'ye bakıyorum. Gizemli heyecanlı öykü. Nasıl öykü? Gizemli heyecanlı öykü. Yani kalemi kullanıyoruz arkadaşlar. Evet. Ee, arkadaşlar tamlama testimizi e, bitirdik. E, büyük ihtimalle yol almışızdır. Birçok şeyi e, kafamıza e, oturtmuşuzdur diye düşünüyorum. E, sonraki videolarında görüşmek üzere. E, çalışmalarınıza kolaylıklar diliyorum. Sayfama abone olursanız sevinirim. Kolay gelsin arkadaşlar.